10 numara, uyumak. Yorgunsunuz, İstanbul'da sabah 3'te kalktınız ve şimdi Dubai'de akşam saatlerindesiniz. Hemen uyanın. Vücudunuz, ben şuracığa kıvrılıp azıcık uyuyayım dese de bu sese asla teslim olmayın. Azıcık kestireyim derken bir bakmışsınız sizin uçak içinde siz olmadan gideceği yere varmış bile. İyisi mi her ihtimale karşı uçuştan yarım saat öncesine alarm kurun. 9 numara, sarhoş olmak. Havaalanında tatil şimdiden başladı dediğinizi duyar gibiyiz. 15 günlük Bodrum tatilinize başlarken gittiğiniz yere varmadan içmeye başlamak çok akıl kârı olmayabilir. Son dakika, kapı değişiklikleri, mide problemleri veya uçakta acil çıkışa oturtulmuş olmanız sorun yaratabilir. Ayrıca alkol tuvalet ihtiyacınızı da arttıracağından sıkışsanız bile uçak yeterli irtifaya ulaşana kadar tuvalete gidemeyebilirsiniz. 8 numara, kapı meraklısı olmak. Uçuşun yapılacağı kapının önünde heyecanla dolananları, hatta daha kapı açılmadan önünde sıra oluşanları görmüşsünüzdür. Hatta belki siz de yapmışsınızdır. Bir bakmışsınız Barcelona'ya yapılacak olan 243 nolu uçuş az sonra derken kuyruk kapının önünden havaalanı girişine kadar uzanmış bile. Günümüzün uçuş öncesi koltuk seçimi sunan rahat dünyasında artık uçağa erken binmek o kadar önemli bir şey değil. Uçağa ilk binseniz de son binseniz de aynı yere oturacaksınız ve el bagajınızı bir şekilde yerleştireceksiniz. Rahat olun, gereksiz yere sıraya girmeyin. 7 numara, soğukkanlılığınızı kaybetmek. Havaalanı size kolayca öfkelenebileceğiniz birçok seçenek sunabilir. Mesela bir mucize olup da erken vardığınız havaalanında 5 şişe bira içmeniz anlayışla karşılanabilse bile terbiyenin veya görgü kurallarının tamamen askıya alındığı anlamında algılanmaktadır. Simit sarayında kaşarlı simit kalmadı diye havaalanı çalışanlarına kök söktürmek kabul edilebilir bir tutum değil. Genellikle zorlu koşullarda çalışan ve size yardımcı olmak isteyen havaalanı görevlilerine karşı kibar olmaya dikkat etmelisiniz. 6 numara, check-in personeliyle fazla samimi olmak. Nasıl sabahın 8'inde iş arkadaşlarınıza çapkın yorumlar yapmıyorsanız, check-in masasında görevli yer hostesi Aylin'e sadece size gülümsüyor diye asılmanız gerekmez. Aylin'in gülümseyen yüzüyle aslında tek istediği muhtemelen evine dönüp güzel bir yemek hazırlamaktır. Size gülümseyen hosteslere illaki asılmanız gerekmediğini hatırlatmış olalım. 5 numara, komik olmaya çalışmak. Aklınızdan çıkarmayın. Havaalanı şaka yapmak için uygun bir yer değildir. Eğer check-in'deki personel bavulunuzu siz mi hazırladınız diye sorduğunda yok ben hazırlamadım, tanımadığım biri yaptı gibi cevap verirseniz personeli güldürme ihtimaliniz var. Ama güvenlik tarafından yere de yıkılabilirsiniz. Ayrıca bununla da kalacağını sanmayın. Çantanız bomba imha ekibi tarafından kontrollü bir şekilde patlatılabilir. Bu yüzden prosedür gereği sorulan sorulara iyisi mi büyük bir ciddiyetle cevap verin. Çünkü bu işlerin şakası yok. Şunu da unutmayın. Güvenlik görevlilerin bir sınırlaması yoktur. Şüpheli bulduğu halde her yerinizi arayabilir. 4 numara, sıraya kaynak yapmak. Havaalanında geçirmek zorunda olduğunuz süreç çok stresli olabilir. Sabahın 4'ünde beklemediğiniz derecede çılgın bir kalabalık, yanlış anonslar ya da ani bir tuvalet ihtiyacı yüzünden zaten kısıtlı olan zamanınız tükenmiş olabilir. Bu durumda sabrınız tükenebilir. Hatta nezaketinizi kaybedebilirsiniz. Ama unutmayın ki geç kalmış olmanız çevrenizdekilerin suçu değil. Onlar da sizinle aynı durumda olabilirler. Bu yüzden sıra beklerken ani ve yüksek sesli iç geçirmeler, kendi kendine yüksek tonda konuşmalar ya da güvenlik kontrolünde oluşan sıraya kaynak yapmak hiç de uygun davranışlar değildir. Kimin hangi ruh halinde olduğunu bilemeyeceğinizden gecikmiş ve sinirli bir tipin önüne geçmeye çalışırsanız vay halinize. 3 numara, akıllı telefonunuzda yüksek sesli video seyretmek. Bu özellikle sizinle aynı kapıda bekleyen kişiler uçağınızın rötar yapması nedeniyle hali hazırda köpürmüş durumdayken oldukça etkilidir. İsterseniz bir deneyin. Salonda çatacak adam arayan yolcular için çok kolay bir yem olabilirsiniz. Tabii gürültülü video seyretmeme kuralının çocuklar için geçerli olmadığını unutmayın. Bugünlerde çocukların en çok yaptıkları şey işte tam da bu. Aksi halde oyalanmak için ağaçlara tırmanamadıkları ve yakalamaç oynayamadıkları için yapacakları huysuzluklar daha çekilmez olurdu. 2 numara, kalkış panosu üzerinde gecikmeli ibarelerinin kapıya girin olarak değişmesine inanmamak.
Garip gelebilir ama bu olabiliyor. Panoda rötar yazısını gördüğünüzde çok da emin olmayın. Bu gecikme size her zaman bir tane çay içmek ya da tuvalete gitmek için yeterli zamanı tanımayabilir. Bir de bakmışsınız, panodaki gecikme bir anda boarding'e dönüşmüş ve uçağı kaçırdığınızda kalmışsınız. Temkinli olmakta her zaman fayda var. 1 numara, bu listeyi çok fazla ciddiye almak. Bu önerilerin çoğu doğru ve uyulması gerekli tavsiyeler olsa bile tahmin edersiniz ki katı ve su götürmez kurallar değiller. Yine de bunları bilmeniz sizin faydanıza olacaktır.